Merhaba sevgili TR724 takipçileri, Parametre'de birlikteyiz. Türkiye'de eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş öldürüldü. Bir akademisyen de aynı zamanda ve ardından pek çok siyasi tartışma başladı. İşin kriminal boyutu da var. Peki Parametre ile ne ilgisi var derseniz, Parametre ile çok ilgisi var. Çünkü gerek Türkiye'nin siyasi tarihi gerekse dünyadaki örnekleri gösteriyor ki bir siyasi cinayet eğer yenilerini tetiklerse ve bir istikrarsızlık ortamı doğarsa bu her şeyden önce belki de ekonomiyi etkiler. Bugün Parametre'de biz de Profesör Doktor Sayın Ercan Ekmekçioğlu'yla bu konuyu ele alacağız ve tabii ki gündemdeki diğer ekonomi başlıklarını. Sayın Hocam merhaba. Merhabalar Mehmet Bey. İyi yayınlar diliyorum şimdiden. Teşekkür ediyoruz. Hocam, Sinan Ateş genç bir akademisyendi fakat akademideki görevinin dışında eski kimliğiyle, yani resmi olarak yürüttüğü eski Ülkü Ocakları Başkanı kimliğiyle daha çok gündemde. Çünkü camia ile ilgili bir cinayete kurban gitti. Öncelikle tabii ki meselenin siyasi ve kriminal boyutu son derece önemli ama sizin akademik çalışma sahanıza yansıyan kadarıyla siz nasıl bakıyorsunuz bu meseleye? Evet, hemen hemen her yayınla alakalı veya her zaman dile getirdiğim bir husus var. O da kötü para iyi parayı piyasadan kovar gerçeği. Buna biz iktisatta kısaca Gresham kanunu diyoruz. Maalesef çok sayıda olumsuz örneklerine sahibiz. Bugünkü cari durumda, Türkiye anlamında. Geçen hafta da aslında kısaca bahsetmiştik. Normal ekonomi kurallarının ve akışının çalışmadığı bir ülke oldu artık Türkiye. Zaten bu sebeple de belirsizlikleri, risk katsayısı oldukça yükseliyor. Yüksek de seyrediyor. Bu, siz şimdi bir de buna siyasi, politik belirsizlikleri de eklediğiniz takdirde ister istemez bu müdahale edilemeyecek anlamda çok daha fazla faktör ve unsurlarla karşı karşıya bırakma gerçeğine götürür bizi. Tabii bütün bunları görüp yaşıyorken yine iktisadi tabirle bir ceteris paribus deyip yani bazı şeyleri sabit bırakıp görmezden gelip kenara bırakıp sanki mümkünmüş gibi ekonomik işleyişi olsun sürdürülebilirliği olsun analiz edemezsiniz. Bu bir realite. Bugün itibariyle baktığımızda Ankara kelimenin tam anlamıyla belki Kurtlar Vadisi modunda. Dişe diş mücadeleler söz konusu. Şu son bahsettiğiniz meşhum olayla birlikte hatırıma bir şey geldi, canlandı. Dinlediğim anda 15 Temmuz gecesi Ankara Gölbaşı'nda bulunan malum özel harekat merkezine saldırı olmuştu, hava saldırısı olmuştu. Yaklaşık 42 polisimiz burada şehit olmuştu. Cenaze töreni Kocatepe Camisi'ndeydi. Hasbelkader ben de oraya iştirak edebilme fırsatı bulmuştum. Manidardır dönemin İçişleri Bakanı Efkan Ağar'la o törende benim gördüğüm, müşahede ettiğim, yakından şahit olduğum bir şeydi bu. Derin bir stresin içindeydi. Etrafına ürkek bakışlarla bakıyordu. Buna bizzat şahidim. Niye böylesi bir stres yaşarsınız ki yani? Normal şartlarda huşu içinde vazifenizi yerine getirin. Öyle değil mi? Yani normal şartlarda. Bugünün Türkiye'si, özellikle Ankara'sı tam da böylesine bir kurtlar sofrasındaki stresi, o günün stresinden de yoğun bir şekilde yaşıyor diyebiliriz. Bunun ekonomik yansımaları da ister istemez illaki söz konusu. Şimdi manidardır. Bundan dolayı da zaten Cumhurbaşkanı dün bir ifadesinde açık açık dile getirdi. Ortalık biraz durulsun demesi de bu yüzden belki. Burada ben acizane bir öneride de bulunmak istiyorum. Aslında siyasi kesime, muhalefete bu tür siyasi kasıt ve kalkışmalara karşı aslında muhalefetin net söylemlerde bulunması gerekiyor. Bunu ajandasına mutlaka alması gerekiyor. Bakın yani bugün yaklaşık 28-29 yıl öncesinde Afrika'da Ruanda isminde bir ülkede büyük bir soykırım yaşandı. Aslında her ikisi de köken itibariyle aynı milletin ferdi olan iki kabile birbirine düşmanca saldırdı Hutularla Tutsiler. Bir yıllık bir süre içerisinde
yaklaşık 800 bin insan katledildi. Bir yıllık süre içerisindeki rakamdan bahsediyoruz. Bu rakam ülke nüfusunun neredeyse %7-8'ine tekabül ediyor. Yani korkunç bir soykırım söz konusu. Bugün hala Ruanda'da bu soykırımla ilgili hesaplaşmalar devam ediyor, sürüyor. Fransa'nın desteğiyle yapılan bir şeydi bu. Soykırım girişimiydi. Hutuların Tutsilere karşı. Fransa bu hesaplaşma meselesinden dolayı resmi olarak özür dilemek zorunda kaldı. Ve bunu Sarkozy bizzat, yani en radikal, en milliyetçi söyleme sahip Sarkozy bile görmezden gelemedi, yaptı siyasi kararlılık karşısında. Bugün Türkiye'de bu yaşanan tüm hukuksuzlukların, kanun dışılıkların hesabının muhataplarından adil yargılama şartıyla, yani bu çok önemli, altını kalın kalın çizmek lazım, adil yargılama şartıyla mutlaka sorulacağının kayıt altına alınması lazım. Bu bir devri sabık olarak görülecekse de görülmeli ve böyle de bilinmeli muhataplarca. Bakın, bunun için önemsiyorum. Tam da bu şeyin sonrasında yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ifade ettiği bir şey var. Enflasyonla alakalı açıklamada. Dedi ki gelecek yıl bugünlerde enflasyonla ilgili hedeflerimize ulaşmış olacağız. Ya bu yaz seçim var, yani gelecek yılla alakalı da çok bir şansları olmadığı bütün kamuoyu araştırmaları açıkça ilan ediyor. Sayın normal hocam, koşullarda böyle bir başarı mümkün değil. Bu kadar kesin konuşabiliyor. Bu nokta önemli. Bu siyaseten anlaşılabilir aslında. Bir iktidar mensubu, ki iktidarın başındaki kişi, seçim yaklaşırken hani seçim sonrası içinde bir takım vaatlerde bulunması, işte benzerini malum biliyorsunuz, bir takım tabii kaynak rezervleri keşfettik diyerek hani bundan sonra her şey daha güzel olacak demesi siyaseten anlaşılabilir. Fakat burada sizin ifade ettiğiniz, yurt dışından da örneklerle desteklediğiniz bir mesele var. O da bir istikrarsızlık ortamı siyasi cinayetlerle tetiklenecekse buna tepki göstermesi gereken tabii ki her şeyden önce adalet isteyenler, hak hukuk diyenler. Ama burada yine sizin çalışma sahanızla ilgili ekonomi dünyasından yeterince tepki ya da gayret var mı? Somut örnek, mesela TÜSİAD bu konuda devreye giremez mi? Bir baskı unsuru oluşturamaz mı? İlla ki mutlaka girmesi lazım. Yani bu tepkisizlik zaten karşı tarafa gemi azıya alma fırsatı veriyor, sunuyor. Şimdi bunu önemsiyorum. Neden? Bu tepkinin olması gerekiyor. Muhalefetten olduğu kadar sivil toplum kuruluşlarının da bu benzer tepkileri vermesi gerekiyor. Türkiye'nin önemli bir kurumu vardı. Bu anlamda ekonomik işleyişi de etkileyebilecek. Ekonomik konsey. Şimdi bu bahsettiğiniz sivil toplum kuruluşu, iş adamları derneği, muadil başka dernekler de var malum. Bu tarz tepkileri vermede önemli reflekslerden bir tanesi olsa gerek. Şimdi niçin önemsiyoruz? Ya şimdi bütün, bakın, bu tarz olumsuzluklar ister istemez piyasada ciddi anlamda dezenformasyon getiriyor. Şimdi çok manidardır, çok dikkatimi çekti. Bazı kaynaklar paylaştı benimle bunu. Adalet Bakanlığı'nın verileriyle açıklanan bir şey. Daha vahim bir durum söz konusu. Bu da kriz dönemlerinde malum ekonomik suçlar, ahlak ki çöküş artıyor. Devletin kurumlarına çöreklenen bu anlamda da fırsatçılar var, mafyatik yapılar var. Özellikle de belirli çevrelerden güç devşiren bazı rant odakları var. Bunları net bir şekilde etkinliklerinin arttığını görüyoruz ekonomik işleyiş içerisinde. Başvurdukları hukuk dışı yöntemlerle faaliyet gösterebildikleri gibi bunlar. Aynı zamanda da suç şebekeleri. Şimdi tefecilik meselesinde çok bariz bir artış ortaya çıkmış durumda. Nereden baksanız bugün artık neredeyse her sokakta bir tefeci var. Tıpkı okul köşelerinde uyuşturucu satıcıları gibi tefeciler de köşe başlarında para satıyorlar, para dağıtıyorlar. Kimlere? Çaresizlere. Yani ne anlamda? Şu anlamda söyleyelim. Yasal boşluklar yanı sıra yasa dışı yöntemleri de kullanan bu tefeciler bankaların bir yılda aldığı faizi, ki bakın o dahi
oldukça yüksek durumda şu an itibariyle baktığımızda. Bu tefeciler neredeyse o bir yıllık faizin bir aylık, bir ayda alıyorlar o bir yıllık faiz bedelini karşılığını. İşte bütün bugün yaşanan bu krizin asıl faturası da işte sözünü ettiğimiz o çaresiz memur olsun, işte ayın sonunu getiremeyen işçi olsun, çiftçi olsun, esnaf olsun bunlar ödüyor. Şimdi bakıyorsunuz sözüm ona faize karşıyız diye çıkıyor bu insanlar. Hatta faize karşı savaş açtık diyorlar. Ama bakıyorsunuz bunun tam aksine bir şeyle sonuçla karşı karşıyayız. Adalet Bakanlığı'ndan bahsettim. Onun verileri faiz vurguncusu olan bu tefecilerin çok rahat hareket ettiklerini bize gösteriyor. Türkiye'de özellikle 2009 ile 2021 arasında toplam yaklaşık 117 bin 100 evet 117.939 kişi hakkında bu yıllar arasında tefecilik suçlamasıyla Cumhuriyet Savcılıklarınca şüpheli sıfatıyla işlem yapıldığı kaydı var mesela. Bu süre zarfında yine baktığımızda Türkiye'de faiz oranlarıyla suç duyurusunda bulunan şüpheli sayısı %79 artış göstermiş. Mahkemeye sevk edilen sanık sayısı da %1044 artmış. Yargılama sonucunda mahkum olan kişi sayısı da %1396 artış göstermiş. Bakın bunların tamamı resmi veriler. Yanlış, absürt, heterodoks, geçen hafta da bahsettik, ekonomi politikalarıyla adeta bu tefecilere can suyu oldu ortam. Sayın hocam, hatırlayacaksınız. Cumhurbaşkanı Burası önemli. Ekonomik darboğaza düşmüş olan, kredibilitesi düşük, ağır borç yükü bulunan yüz binlerce kişi ne yapıyorlar? Bu durumla alakalı Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurusunda bulunuyorlar. Ve daha vahim bir durum, tefeci sayısı tavan yaptığı gibi Adalet Bakanlığı'nın verilerinde geçen bu şeyde bir gerçek nokta daha var. Tefecilik yapanların yaşının da 12 ile 14'e kadar düştüğü gerçeği. Buyurun. Evet. Hatırlayacaksınız, Cumhurbaşkanı Erdoğan başbakanlığı döneminde bir başka krizle ilgili artan bir takım malum esnafın sıkıntılı halleri vardı ve tabii ki o esnada kendisine yöneltilen bir soruya şöyle bir cevap vermişti. O iş bilmez esnafın beceriksizliği. Hatırlayacaksınız, iflaslarla Evet. ilgili böyle bir açıklaması olmuştu. Ya bu görece anlaşılabilir. Evet, belki %10 esnaf işini iyi yönetemediği için iflasın eşiğine gelmiş olabilir. Çaresizlikten tefeciye sarılmış olabilir. Yani toplumda böyle bir karşılığı olabilir. Fakat siz devletin resmi verilerini paylaştınız. Bu konuda fevkalade bir artış var. Bu tabii uluslararası yatırım ajanslarının da dikkatini çekiyor ve ona göre bir para sevkiyatı söz konusu. Peki tüm bunlara rağmen Merkez Bankası'nın politika faizini aşağı çekme ısrarı, tabii ki başta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla, bu devam edecek mi yeni yılda? İşaretler bu yönde mi? Ve bu nasıl etkiliyor? Yani politika faizi bu şekilde aşağıda tutulmaya çalışırken bunun toplumdaki karşılıklarından biri de aslında anlattığınız tablo mu? Yani toplum karşılığı tam hissetse de algılasa da refleks göstermemesi cihetiyle mühim olan nokta burası zaten. Refleks göstermemiş olması karşı tarafa o cesareti veriyor. Ve büyük bir ihtimalle belki geçtiğimiz ay itibariyle pas geçti. Bu önümüzdeki ayki toplantıda büyük bir ihtimalle belli bir miktar düşüşe daha devam edecek görünüyor. Şimdi bakın parasalcı ekolden Milton Friedman'ın bir sözü var, meşhur bir sözü var. Enflasyon diyor, mevzuat ihtiyacı olmadan uygulanabilecek tek vergilendirme şekli. Yani bakın mevzuat ihtiyacı olmadan, hiçbir düzenleme yapmanıza gerek kalmadan uygulayabileceğiniz tek vergilendirme şeklidir diyor. Yani Şimdi siyasi iktidarlar enflasyon isteyebilirler. Buradan çok açık bu sonuç çıkıyor. İlla ki yani geldiğimiz nokta bu. Ondan dolayıdır ki zaten geçen hafta
izleyicilerimizin de hatırına gelecektir. Türkiye'de yaşananların aslında bir bilgisizlik sonucu değil, tam tersine bilinerek uygulanan bir politika sonucu olduğunu ifade etmiştim. Bu siyasi iktidarın bir tercihi. Yani bu kesin. Dolayısıyla muhataplarda bunun illaki makes bulması söz konusu etkilerinin. Ama ne yapmıyor? Hiç kimse bunu bu 20 yıllık iktidarın belki gelmesine vesile olan bir olaydan bahsedecek olursak, malum bir ekonomik kriz söz konusu olmuştu. O ekonomik krizin ilk fitilinin ateşleyicisi Başbakanlık önünde bir kişinin, bir esnafın yazar kasayı Başbakanın çıkışına denk geldiği bir saatte atmış olması. Bir basit bir protestoydu bu. Ya bakın, bir yazar kasayı atmış olması bir refleksti. Ya bırakın şimdi böyle bir olayı yapmak, en masum bir şeyi dahi yapma şansı yok. Yani şimdi kişisel bazda böyle bir şansı yok belki ama şu gelinen noktada bazı sivil toplum kuruluşlarının artık bunları dikkate alarak bir refleks göstermesi gerekli ki bu seçim arifesinde de önemli bir fırsat olarak değerlendirilebilir. Bunun bilinmeyen kesimlere de anlatılması önem arz ediyor. Gösterilmesi önem arz ediliyor. Geçtiğimiz yıl itibariyle baktığımızda yaklaşık 130 bine yakın, 130 bine yakın kepenk kapatılmış. Esnaf iflas etmiş durumda. İşletmesini kapatmış. Ne zorluklarla, belki ne hülyalarla, ne düşüncelerle böyle bir işletme sahibi olmuş bu insanlar, işletmelerine kendileriyle kilit vurmuş durumdalar. Ha, bu bir yönden anlaşılabilir belki, belli bir yüzde ifade ettiğiniz tarzda. Türk insanının maalesef kar olayına yaklaşımı bilinçli değil. Yani hep söyleye geldiğim bir şey var. Muhasebe karıyla ekonomik karı karıştırıyor birbirine. Muhasebe karına odaklanıyor, bakıyor. Kendisini kar yaptığını zannediyor. Ama belli bir dönem sonrasında gerçekle, soğuk gerçekle karşı karşıya geldiğinde çağrını açar. Zararın neresinden dönersek kardır deyip kilit vuruyor müessesesine. Bu dış etmenlerin de katkısıyla bu süreç, bu eğitimsizliğin yanı sıra çok çok daha fazla neleri getirmiş oldu? Zararları getirmiş oldu diyebiliriz ekonomiye. Esnafın bu kadar hızla kepenk kapatması çok ciddi bir alarm zili. Bununla birlikte okuması bilenler için çok ciddi bir alarm zili de dış ticaret açığıyla ilgili. Son veriler açıklandı. Aralık ayının geçici verileri açıklandı. Fakat toplama baktığımızda geçen sene itibarıyla bir rekor kırdı Türkiye. Siyasiler rekorlardan hoşlanır, rakamlar büyüdükçe hoşlanır ve bunu paylaşmayı severler ama aleyhine gelişirse bu konu gündeme gelmez. Nitekim dış ticaret verileri açıklandığında çok ciddi bir açık, dış ticaret açığı ortaya çıktı. 110 milyar doların üstünde bir açığı görüyoruz. Bu normal mi? Yani Türkiye gerçeğinde normal oldu artık, kanıksandı. Yani bizim için, benim için en azından bu malumun ilamı. Her ne kadar uçuyoruz, kaçıyoruz, işte ekonomimiz şaha kalktı densmiş olsa da bu bir realiteydi. Neden? Türkiye'nin ürün uzayına baktığımızda dış ticaretiyle alakalı, özellikle ihracat kalemleriyle irtibatlı ilişkin çok ederi yüksek veya kazancı, katma değeri yüksek olmadığı net bir şekilde görülüyor zaten. Şimdi bugün itibariyle baktığımızda bu son 2022 dış ticaret verileri bize bir şey daha göstermiş oldu. İhracat değeri, birim ihracat değeri %14,7 artarak 1 dolar kilogram bazında 1 dolar 44 sente yükseldi. Çok düşük bir rakam bu. Türkiye için çok düşük bir rakam. Şimdi manidardır. Buraya, bu dış ticaret açığına, cari açıktan bahsetmiyoruz, dış ticaret açığından bahsediyoruz.
%138 bir artışla bu noktaya gelindi. Bu bir rekor, Cumhuriyet tarihinde bir rekor. Tabii ki elbette keyfi politikaların kaçınılmaz sonucu diyebiliriz buna. İktidar her neyse, nedense hep ihracatı ön plana çıkartıyor, ön plana sunuyor. Geçen yıla göre diyor, işte biz yaklaşık %13'lük bir artış gerçekleştirdik. Bugün itibariyle diyor, Cumhurbaşkanı Erdoğan, 254 milyar dolarlık bir ihracatımız söz konusu. İyi de bakın, bundan 10 yıl önce başlamış bir söylem vardı. Türkiye'nin 100. kuruluşunun 100. yılında, 2023 yılında ihracat hedefi, bakın sadece dış ticaret toplamından bahsetmiyorum. İhracat hedefi 500 milyar dolardı. 500 milyar dolarlık ihracatın biz yarısına ulaşmış bir durumdayız. %13'lük bir geçen yıla göre artışa rağmen 254 milyar dolarlık bir sonuç çıkmış karşımıza. Ha, az önce bahsettiğimiz o 1 dolarlık 44 centlik kilogram bazlı ihracatın birim değeri karşılığını ele aldığımızda, incelediğimizde, analiz ettiğimizde bunun aslında nitelikli mal üretiminin yapılamadığı noktasında böyle bir sonuçla karşı karşıya kaldığı gerçeğini bize gösteriyor. Tabii tercihler, yine az önce de ifade ettiğimiz gibi, hükümetin, iktidarın bu noktadaki tercihleri de önemli. Evet, Türkiye Avrupa Birliği ile üyelik müzakereleri yürüten bir ülkeydi. Her ne kadar artık bu konuşulmuyor, gündemden uzaklaştığı konuşulmuyor da olsa 2004 yılında, yani bundan yaklaşık 19 yıl önce geçmiş Alman Başbakanı Türkiye'ye 2004 yılında Avrupa Birliği ile tam üyelik değil de gelin sizi isterseniz, yani bunda hiç çekimsel bir tarafımız yok. Net olarak size bununla ilgili gereken neyse yapacağız. Ben bunun bayraktarlığımı yapacağım diye öneride bulunmuştu. İmtiyazlı ortaklık seçeneğini sunmuştu. Ve bu seçeneği sunduğunda da ifade ettiği bir önemli nokta daha vardı, vurguladı. Türkiye'ye boş umutlar verilmesin diyerek bu öneride bulunmuştu. İmtiyazlı ortaklık. Bugün Türkiye eğer Avrupa Birliği üyeliği değil de imtiyazlı ortaklık seçeneğini tercih edip şey yapmış olsaydı, değerlendirmiş olsaydı, belki bu ihracat birim değerini iki katı noktasında görebilecektik. Belki o zaman Cumhuriyet'in 100. yılındaki o hedef noktaya da yaklaşılmış olacaktı. İmtiyazlı ortaklık önemli bir fırsat Türkiye için. Ha, Türkiye Gümrük Birliği'nin üyesi. Evet. Merhum Erbakan'ın bir sözü var. Onlar ortak, biz pazar. Ortak pazar meselesi vardı o zaman. Bu adı konmuş bir ortaklık anlaşmasıyla vesikalanmış olacaktı ve onunla yürüyecekti. Gümrük Birliği'nin çok eksiklikleri olmasına rağmen bu imtiyazlı ortaklık fırsatlar sunabilecekti Türkiye'ye. Bunu bir kenara bırakalım, Avrupa Birliği ile olan meseleyi. Yine benzer bir sonucu Amerikan dönem başkanlarından Barack Obama 2009 ziyaretinde mesela Türkiye'ye bir proje sunmuştu. Bu da çok önemli bir projeydi Türkiye için. Çok önemli bir fırsat, maliyet sunan bir projeydi. Model ortaklık. Bakın, bu zamana kadar Amerika ile yaptığımız bütün münasebetlerde, geliştirdiğimiz münasebetlerde karşımıza çıkan sonuç hep askeri ve stratejik girişimlerdi. Obama ilk defa farklı bir şekilde bir imkan sunmuş oldu Türkiye'ye. Yine AKP Türkiye'siydi bu. Farklı bir iktidar yoktu iktidarda. Hükümet yoktu. İlk defa ticari ve ekonomik alanlardaki işbirliğini daha da derinleştirecek ve genişletirecek bir model ortaklık önerisi sunmuştu şeye, Türkiye'ye. Şimdi bakın, hem imtiyazlı ortaklık fırsatı hem model ortaklık meselesini, ikisini bir araya aldığınızda o iki kanat Türkiye'yi uçururdu. Bugünün Türkiye'si olarak düşünecek olsaydık.
Hocam siz bunları özetleyince ister istemez şu soru akla gelecek. Peki niçin kabul edilmedi? O zaman görece uçan ekonomi mi o dönemin ekonomi yöneticilerini şaşırttı? Neden kabul edilmedi? İmtiyaz ortaklık konusunda bir Maalesef. muhalefet şahit düşünebilir. Avrupa Birliği de çok sıcak değildi. Onun için zaten o dönemin Alman Başbakanı açık bir şekilde bunu belirterek imtiyaz ortaklıktan bahsetmişti. Hani Avrupa Birliği de çok hevesli değildi Türkiye'yi bünyesine katma konusunda. Ama neden bu fırsatları dönemin Türk ekonomi yöneticileri kabul etmedi ya da edemedi? Yani şimdi şöyle söyleyelim. Konfüçyüs'ün güzel bir sözü var. Diyor ki ders öğrenene kadar devam eder. Türkiye'de maalesef ne iktidarın ne muhalefeti dersi öğrenme meyilli değil. Ders verme taraftarı. Dersi öğreneceksin ki dersi veresin. Öncelikle bunu öğrenmesi gerekiyor. Bakması, anlaması gerekiyor. Şimdi o noktada baktığımızda özellikle kısa projeksiyonlu değerlendirmeler, kısa vadeli değerlendirmeler. Ya şimdi bakın Almanya Başbakanı, Almanya Dışişleri Bakanı daha dün bir ifadede bulundu. Dedi ki Avrupa Birliği'nin bugünkü konumunda oy birliğiyle karar almasının ne kadar zor olduğu, özellikle Rusya-Ukrayna savaşı dolayısıyla, işgali dolayısıyla daha net anlaşıldı, daha net görüldü. Nitelikli çoğunluk daha mantıklı geliyor söylemi var. Şimdi böylesine bir durumdayken Türkiye'nin 50 yıl devam eden bir müzakere sürecinin, işte üyelik sürecinin ucu açık bir şekilde yürüyeceğini öngörmesi gerekiyordu aslında. Ve belki bunu ısrar edip şu sözlediğimiz imtiyazlı ortaklık modelinin içerisini daha da giydirerek, doldurarak böylesine bir fırsatı çevirebilmek imkanını elde edebilirdi. Ya bugün baktığımızda maalesef ne Amerika'sı ne Avrupa Birliği, evet ticarette önemli partnerler hala ekonomik faaliyetlerimizin büyük bir kısmı bu iki ülke grubuyla devam ediyor. Ama bugünkü tercih itibariyle işte bu zarar gelme, açık gelme noktası neden çıktı karşımıza ona baktığımızda, irdelediğimizde anlaşılan şey şu. Şimdi ihracat belki geçen yıla göre %13 artışla 254 milyar dolar oldu da ithalat da %34 artışla 365 milyar dolara yakın oldu ama. Bunun neden kaynaklandığına baktığımızda da karşımıza bir şey çıkıyor, bir gerçek çıkıyor. O da enerji. Yani bu da büyük bir kısmı Rusya'ya yapılan ödemeler, Rusya kaynaklı şeyler, harcamalar. Dolayısıyla bugün dış ticaretteki en fazla kırılmayı sağlayan iki ülke, başat rol oynayan iki ülke var. Rusya Federasyonu ile maalesef Çin Halk Cumhuriyeti. Yani şimdi Çin Halk Cumhuriyeti daha vahim bir durumda. Yapısal anlamda baktığımızda, irdelediğimizde. Şimdi bütün bunların hepsinin bürokrasi illaki yazmıştır, görevini yerine getirmiştir, raporlarını sunmuştur, yol göstermiştir. Ama orada karar vericinin neyi tercih ettiği önemli, neye karar verdiği önemli. Ama karar vericiye baktığımızda karar verici de dün dündür, bugün bugündür söyleminde. Yani bunun Türk milletine, Türk devletine bir maliyeti var, işte bu maliyet. Evet, Türk toplumunun çok iyi bildiği bir sözdür o. Son dönemde dış politikada çok sık tekrar edilmeye başlandı. Belki sözle değil ama fiille tekrar edilmeye başlandı. Örnek Suriye, katil olarak nitelendirilen bir liderle şimdi görüşme yapabileceğini bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan söyledi. Düşündüğümüzde evet olabilir. Hani devletler arası ilişkilerde kin güdülmez, çıkar neyi gerektiriyorsa yapılır. Fakat başta söylemin bu kadar yüksek tutulması doğal olarak sonra ilişkiler yeniden geliştirildiğinde akıllara bu tepkileri getiriyor. Ama netice-i kelam şuraya gelindi. Bakanlar düzeyinde görüşme sağlanacak ki aslında 1-2 senelik geçmişi var. İstihbarat örgütlerinin görüştüğünü biliyoruz. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan söyledi. Önce bakanlar düzeyinde görüşmeler yapılacak, sonra liderler bir araya gelecek. Yani Erdoğan Esad'la buluşacak. Peki bunun bir ekonomik karşılığı olacak mı hocam? Mutlaka olacak ama sadece sınır ticareti mi canlanacak tekrar ki sınır güvenliği sağlanabilirse? Çünkü arada problemli bir bölge var hala. Siz ne düşünüyorsunuz Suriye ile ilişkilerin yeniden canlanması konusunda?
bakmak lazım. Orada bir vekalet savaşı, aynı Ukrayna'da yaşandığı gibi bir vekalet savaşı söz konusuydu. Türkiye yine belki Körfez Savaşı'ndaki benzer etkiyle ne yapmış oldu? Yine uzağı değerlendiremeden, uzağa bakmadan kısa vadeli değerlendirmelerle, analizlerle belki çok komik, trajikomik yani bir ülkenin başkentinin içerisinde bulunan bir camide cuma namazını ifade etmek bile yani abesle iştigal. Böylesine bir söylemle böyle bir maceraya girilmiş oldu. Şunu hiç unutmamak lazım. Kurt yediği şeyi ayazı unutmaz. Yani bu 2 kere 2 4 kenara yazdılar. Büyük bir ihtimal Suriye'de bu şey var. Yani az bir rakamdan bahsedilmiyor. Şimdi 5,5-6 milyon gelen insan var. Yerinden yurdundan olmuş insan var. Bugün sorumlu iktidar tarafı konuşmadığı gibi sorumlu muhalefet tarafında olanlar da konuşmuyor. Devlet sırrı denip bazı şeylerin üstü kapatılıyor, örtülüyor. Halbuki bakın Türkiye'nin çok önemli bir vizyonu vardı. Çok önemli bir misyonu vardı. Bu kuruluşundan bu zamana gelen bir şeydi. Vizyondu, misyondu. Her ne kadar bir söylem olarak geçmiş olsa da, işte okullardan yazılmış olsa da, işte yurtta sulh, cihanda sulh meselesi, bunu 2011'e kadar, özellikle bu Suriye sıkıntısının başladığı, baş gösterdiği zamana kadar Türkiye dünyada örneğini çok canlı, diri bir şekilde gördü. Bir soft power oldu, yumuşak bir güç oldu. Ama Ve bunun biliyorsunuz ekonomik dediğimde yansımaları da çok muazzam oldu. pasif dış politika diye de eleştirildi bir taraftan. Zaten onun üzerine bu aktif dış politika inşa edildi, hatırlayacaksınız. Evet, yani orada aslında pasif bir dış politikadan ziyade daha böyle ritmik dış politika söz konusuydu. Yani iyi bakmak lazım. Şimdi Atatürk yurtta sulh, cihanda sulh dedi, bir söz söyledi ama bunun altını da çok iyi doldurdu. Bakın altını da çok iyi doldurdu. Neyi kastediyorum bununla? Balkan Paktı gibi, bakın bugün dünya Avrupa'nın en kırılgan ülkelerinin bulunduğu coğrafya Balkan, yine dünyanın en kırılgan siyasetinin olduğu bölge Orta Doğu, Orta Doğu'da da Sadabat Paktı'nı oluşturmuş oldu. Afganistan'ı da dahil ederek üstelik, bakın Afganistan'ı da göz ardı etmeyerek onu da dahil ederek. Bugün bu zamanlara kadar getirilmiş olsaydı, yani başarıyla uygulanıyor olmuş olsaydı, ya bakın hayal değildi bunlar. Hayal değildi. Neden? Bir Schengen vizesi örneği gibi Orta Doğu'da da Şamgen, oradan evrilerek, esinlenerek ifade edilen bir Şamgen söylemi vardı. Yani üstelik vize bile gerekmiyordu. Bu ülkeler arasında rahatlıkla gidip gelinecekti. İşte az önceki ifade ettiğim noktaya gelmek, evrilmek çok enteresandır. Yani daldaki kuşları hesap ederek belki çok çok absürt beklentiler eldeki birçok kuştan olundu veya kümesteki birçok şeyden olundu. Bugün itibariyle yapılan bu görüşmeler elbette müspet, değerlendirilmesi müspet, yanlıştan dönme şeyi. Ama iktidarın bu anlamda mâkes bulması, yani hüsnü kabul oluşturması muhataplarda zor. Malum Esad'ın bu noktaya gelmesi, bu noktada bakış açısı değerlendirmesi de manidar. Kerhen bunu kabul ettiğini açık açık dile getirmiş oldu. Arada Rusya'nın Putin'in belki olduğunu bütün dünya biliyor. yani Rusya'nın zorlamasıyla böyle bir şey geldiğini, bu noktaya geldiğini. Ya bakın yine geçtiğimiz günlerde, hatta geçtiğimiz yılın Ekim aylarında Polonya'da bir şey var, bir söylem oldu, tekrar dile getirildi bu. 1939-1945 dönemindeki kayıpları nedeniyle Almanya'dan yaklaşık 1,3 trilyon euroluk
tazminat talebinde bulundu Polonya. Zannediyorlar mı ki, bakın şimdi burası önemli, zannediyorlar mı ki Suriye sadece görüşmelerle, liderlerin bir araya gelmesiyle bu iş kapanacak, altına kocaman bir çizgi çekilip geleceğe bakılacak ve yürünecek. Bunun bir tazminat boyutu olacak. Yani bunun bir tazminat boyutu olacak. Bunun asıl ekonomiye yansıması, diyoruz ya hep 50 milyar dolar para harcandı, yok kimisi 100 milyar dolar para harcandı. Böylesine sıkıntılı bir evredeyken bile harcanan bir rakam bu. Bu rakam Türk halkına harcanmış olsaydı bu sözünü ettiğimiz pahalılıkların büyük bir kısmı olmayacaktı belki. Ve asgari ücret belki Türkiye'deki koşulda, cari koşulda bugünkü düzeyinin iki katı olacaktı belki. Yani bu fakirleşmenin temel sebeplerinden birisi bu siyasi tercih. Bakın, siyasi tercih bizi buraya kadar getirmiş oldu. Ve bundan sonraki noktada zannetmiyorum ki zaten Amerika açık açık söyledi. Hiçbir şekilde bu konuda taraf değiliz ve desteklemiyoruz dedi. Yani Suriye ile ilişkilerin geliştirilmesi veya işte belli bir şeyin yol alınması, bir noktaya gelinmesi. Şimdi bütün bunlar büyüklerin, o fillerin mücadeleleri arasında Türkiye'nin maalesef yine bir arzu etmediği noktalara sürüklenmesi ihtimalini de beraberinde getiriyor, taşıyor diyebiliriz. Evet, bu az önce vurguladığınız proaktif dış politikaya geçerken aslında gücünü bilmemek yahut da gücünü gerçekten daha yukarıda görmekle ilgili bir yanılsama belki. Belki yakın gelecekte itiraflar da okuyacağız bu başlıkta. Hocam az önce enerjiden bahsettiniz. Son olarak bu başlığı açmanızı rica edeceğim. Bir kere Rusya'ya bağımlılık hem akademisyenlerin hem siyasilerin sık sık vurguladığı bir konu. Ama biz buna rağmen nükleer enerji konusunda da Rusya ile işbirliği yaptık ve fevkalade imtiyazlı ama Rusya açısından imtiyazlı bir işbirliği yapıldı. Yani Rusya bize kendi nükleer tesisini kurmuş oldu bir yerde toplamına baktığımızda anlaşmanın. Biz ona alan tanımış olduk. Belki de yer kiralamış olduk. Hani böyle bakılabilir. Tabii ki ayrıntısı daha farklı. Fakat toplama baktığımızda yeni bir yıla da başlarken bu enerjide dışa bağımlılık konusunda yapılabilecek yahut yapılmakta olduğundan haberiniz olan bir şeyler var mı? Bir adım atılabilecek mi? Yani o tarafta geç kalınmış bir süreç belki nükleer enerji. Şu an itibariyle baktığımızda en temiz enerji nükleer enerji. Yani bu belki Riskine rağmen. yenilenebilir enerjilerin sonrasında en temiz enerji nükleer enerji. Niçin bunu söylüyoruz, dile getiriyorum. Riski alabildiğine minimize edilen durum. Şimdi baktığımızda geldiğimiz noktada Türkiye evet bu noktada bazı kararlar aldı, geçirdi, uygulamaya doğru götürüyor ama bunların da yine maalesef ekonomik tercih, enerji politikalarının, ekonomik politikalarının ötesinde siyasi tercihlere mecbur bırakılacak şekilde götürüldüğü gerçeği bize şey yapıyor, gerçeğine bize ulaştırıyor. Şimdi Rusya noktasında maalesef şunu dikkate almak lazım. Bundan 30 yıl öncesinde, 30 yıl öncesinde Sovyetler Birliği'nin işte dağılmasının sonrasında genel tercih yapılan analizlerde hep Slavyen ülkelerin bir araya gelmesi meselesi, bunların tek bir merkez devlet kurması meselesi, birlik devleti kurması meselesi konuşuluyordu. Eğer bunlar bunu başarırlarsa Sovyetler Birliği'nden belki çok daha güçlü, çok daha etkili, bunun küresel anlamda siyasette, ekonomide gücünün de daha fazla olacağı malum. Böyle bir değerlendirme vardı, konuşuluyordu. Bugün geldiğimiz noktada karşımıza bir şey çıktı. O ülkelerden bir tanesi tam da bu birlik ülkeleri olarak addedilecek ülkelerden birisini işgal etti. On binlerce insanın ölümüne sebep oldu.
Bakın kışın ortasında, kışın başladı, kışın ortasına geldi. Hala kışın içerisinde insanlar acımadan bombardıman altında kalıyor. Elektriği yok, suyu yok. İnsanlar sıkıntılarını yaşıyor. Nereye gelmek istiyorum? Şuraya gelmek istiyorum. Rus dış politikası duygularla hareket etmez. Tamamen realite. Ve kendi çıkarından başka hiçbir şeye de odaklanmaz. Bu 2 kere 2 4 katiyetinde. Oysa Ukrayna Çünkü saldırısında tam tersi davranmakla suçlandı. Duygusal bir tepki olarak değerlendirenler de oldu Putin'in bu saldırısını. hayır, yani duygusal bir saldırı değil. Bilakis belki tamamen bilerek yapılan bir yani hareketti. Rusya adına bunu yapmak zorundaydı, yaptı. Yani bunu devam ettirmek zorunda, devam ettiriyor. Bu 2 kere 2 4. Yani şunu söylemek istiyorum asıl. Ukrayna'yı dikkate almayacak olursak, belki Ukrayna'nın nüfusu da Belarus'a göre biraz daha fazlaydı. Bakın Belarus'un Ukrayna şeyle Rusya Federasyonu ile başlattığı bir birlik anlaşması vardı, süreci vardı. Aynı Avrupa Birliği benzeri iki ülke bir ortak ülke durumuna geçeceklerdi. Bunun müzakerelerini yürütüyorlardı. Aynı şu anki Lukashenko, Belarus lider, feryadı figan ederek süreci sonlandırdı. Feryadı figan ederek süreci sonlandırdı. Dedi ki Rusya'nın tek bir gayesi var, bizi yutmak. Tek bir gayesi var. Öyle eşit şartlarda, eşit koşullarda karşılıklı halkların refahına dayalı bir sonuç için odaklanma yok. Yani o Bizi seçim yutmayı desteği düşünüyor. boşuna değildi. O seçimden çok önceydi bu. Evet. Ve süreci sonlandırdı. Süreci sonlandırdı. Seçimlerden sonra baktı ki koltuk pahalıya geliyor. Gösteriler başladı. Muhalefet dolu dizgin gidiyor. Kerhen mecburen tekrar Rusya'nın kapısını çaldı. Rusya da buna gereken desteği, politik desteği sağladı, nüfuzu verdi. Onun sayesindedir ki bugün devam ediyor. Bakın geçtiğimiz hafta veya geçtiğimiz ay içerisinde Putin'in Belarus ziyareti oldu. Orada tekrar dile getirdiği bir şey oldu Belarus halkına. Rusya'yı dedi, siz yanlış değerlendiriyorsunuz. Rusya Belarus'u yutmak istemiyor dedi. Ham yapmak istemiyor dedi. Yani niye söylüyorum bütün bunları? Şunun için söylüyorum. Mutlaka hem bölgesel anlamda hem küresel anlamda çok büyük bazı hesapları olmasa enerji politikaları itibariyle ister nükleer enerjide olsun ister doğalgaz hap işte ana sevkiyat merkezlerinden birisi Trakya'da şimdi öyle bir rol konuşuluyor. Evet. Bu açılımları, bu hareketleri, bu stratejileri yapmaz. Yani mümkün değil yapmaz. Büyük beklentileri var, büyük hesapları var. Ve burada olan yine maalesef iktidarın tercihi belki bu noktada müspet de olsa Türk halkının kazanımları anlamında bakacak olursak orta vadede de uzun vadede de bir Suriye'nin benzeri bir etkiyle karşı karşıya gelme riskini taşıyoruz diyebilirim. Burada yapılacak en bariz, en akılcı politika aslında kazan kazan modelinin işletilmesi olur Türkiye adına. O da nedir? İster Ege'de, ister Akdeniz'de, isterse Karadeniz'de olsun. Muhatap birinci aşamada Avrupa Birliği olmak şartıyla daha sonrasında Avrupa Birliği'nin muhatap ülkeleri belki Yunanistan, belki Bulgaristan, belki Romanya üzerinden kazan kazan politikalarının geliştirilmesi olabilir. Ha nedir bu? Atıl duran kaynaklar var orada. İster karbon açısından şey olsun, petrol, ister doğalgaz olsun. Bugün itibariyle Türkiye'nin bu kaynakları o derinliklerden çıkarma ekonomik gücü, ne diyelim, kabiliyeti maalesef yok. Yok, böyle bir kapasitesi yok. Dolayısıyla ancak bir partnerle bunu
Yani önemli fonlara sahip olabilecek, fonları çekebilecek, yönetebilecek partnerlerle bunu götürebilmesi mümkün. O da Avrupa Birliği. Onun için kastım bu. Bakın geçtiğimiz günlerde Çin'in Filipinlere yaptığı önemli bir teklif oldu. Dedi ki gelin dedi birlikte dedi Çin ve Filipinler bulunduğumuz karasularda ortak petrol ve doğalgaz kaynaklarını arayalım. Ve bu kaynakları birlikte geliştirelim, birlikte kullanalım. Çok güzel. Ya bunun politik hedefleri var illaki. Yani siyasi amaçları var illaki. Ama örneğimiz ekonomik anlamda, enerji politikaları anlamda bugün benzer şey Türkiye eğer iktidarı tercihen yerine getirmiş olsa, yapmış olsa bu sözünü ettiğimiz alanlardaki İşte mavi vatan deniyor, belki başka bir yerler deniliyor. Ya hedef Avrupa Birliği değilse, bakın Avrupa Birliği değilse, Avrupa Birliği'ne girdiğinde Türk karasuları Avrupa Birliği karasuları olacak zaten. Yani. Dolayısıyla aynı mantıkla bazı paylarda anlaşılmasına mukabil, yani kazan kazan dediğimiz nokta o. Bu kaynakların kullanılması, atıl bırakılmasından çok daha mantıklı olacak. Ve bunların halklara bakan yönü hem refah etkisi itibariyle hem de enerji bağımlılıklarını kırması açısından çok ciddi kazanımlar getirmiş olacak. Ve bakın 2030'lar diyoruz, 2050'ler diyoruz. İklim şartnamelerine bağlı olarak bizim artık belli şekilde bu karbon kaynaklarını kullanmamız ne olmayacak? Mümkün olmayacak. Yaptırımları olacak. Öyleyse süre gidiyor habire. En akıllıcası bunu bu şekilde değerlendirmekle mümkündür diyebiliriz. O açıdan Türkiye'nin bu yönüyle bazı şeyleri dikkate alması ve revize etmesi ve hareket etmesi mantıklı olacak diyebilirim ben kendi cihetimde. Konunun uzamı olarak hani BOTAŞ sık sık gündeme geliyor malum projelerle ilgili. Fakat son olarak 20 milyar dolarlık bir dosyayla gündemde. O konuyu açar mısınız kısaca hocam? Yani şimdi Nasrettin Hoca'nın dediği bir ifade var. Hep örnek veriyorum ben. İktisatta harika bir örnek Nasrettin Hoca. Çok böyle bilinir örnekleri var. Anlaşılabilir örnekleri var. Ciğer buysa kedi nerede? Kedi buysa ciğer nerede? Yani şimdi bakıyoruz 20 milyar dolarlık bir borçtan bahsediliyor. Ya 2022 yılı içerisinde borcunu ödemediği için doğalgazı kesilen insan sayısını, bir abone sayısını bir paylaşsınlar bakalım ne kadar insan çıkıyor karşımıza. Bu insanlar faturalarını ödüyorlar. Faturaları ödeniyorsa illaki kullanılan gazın da parası tahsil ediliyor demektir. Öyleyse bu borç nasıl birikti? En basit arz talep şeyiyle bunu hesap edebiliriz, öngörebiliriz. Bu para nasıl birikti? 20 milyar dolar toplam nasıl çıktı ortaya? Halbuki öbür taraftan bakıyoruz. Ben baktığımda bir şey daha çıktı karşıma. Geçtiğimiz yıl itibariyle BOTAŞ'ın yaklaşık işte 150 milyar lira, 150 milyon liraya yakın idari giderinin şıkır şıkır ödendiği. Yani bunlar ödeniyor da bu 20 milyar dolarlık gaz parası nasıl bir hangi akla hizmet biriktirildi de böylesine bir yumuşak karın olarak şeye teslim edildi. Fırsat olarak verilmiş oldu Rusya'ya. Putin gibi bir satranç ustasına devredildi. Yani işte Türkiye'nin geleceğiyle alakalı inanılmaz kırılganlıklardan bir tanesi yine bu şey mesela. Oysa doğal gaz zammında bakan açıklamıştı. Zaten gazın büyük bir kısmını devlet sübvanse ediyor demişti. BOTAŞ'a niye böyle bir fatura O kadar çıkarıyorlar? çok soru var ki yine geçtiğimiz hafta söylediğimiz şey de buydu. Sormak istediğimiz o kadar soru var ki ama soracağımız soruların muhatabı yok. Veya muhatabını bulsan da sen kimsin deyip azarlayıp kenara atıyor. Bunu en iyi Türk milletinin bizatihi kendisi soracak. Yani başka çıkar yolu yok. Çünkü gelinen nokta öyle kolay bir nokta değil.
Hesap sorulabilir, şeffaf bir yönetim, Batı demokrasilerinde gördüğümüz, hani uygulanması en makul olan, halk lehine olan yöntem tabii ki. Umarız biz de bir gün bunları konuşmuyor oluruz. Yani artık bu sorunları, hani yönetimin yaptığı bu ama niyeti bu nedir diye sorgulamak zorunda kalmayız ekonomi açısından da. Hocam çok teşekkür İnşallah. ediyoruz değerlendirmeleriniz için. Tekrar görüşmek üzere. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Hoşçakalın. Sevgili TR724 takipçileri, Parametre'de Profesör Doktor Sayın Ercan Ekmekçioğlu ile konuştuk. Sinan Ateş cinayeti acaba ekonomiye nasıl bir etki getirir? Çünkü bu tür siyasi suikastlerin artmasıyla birlikte bir istikrarsızlık ortamı doğabilir. Buradan başladık ve enerjide dışa bağımlılıkla bitirdik. Yine Parametre'de buluşmak üzere. Hoşçakalın.